Tabii ki şu bulunduğumuz aks, şu an burası yıkılan stadyum, hemen caddeden başlayıp arkamda T Akdeniz'in kalbine kadar giden bir paralel yol oluşmuş oldu. Yani askerlik şubesi, Çamlıbel, Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulu Cami'ye kadar. Yani T Adliye, eski adliyemizden oradan başlayan bir kişi yürüyerek hiç sapmadan dümdüz gelerek şu noktaya kadar gelebilecek. Bu da rahatlıkla bir geziyi sağlıyor. İki ilçeyi bağlayan Efrenk Deresi veya Müftü Deresi olarak bilinen yer, bütün peyzaj çalışmaları bitirildi. Her iki derenin yan taraflarındaki çalışmalar bitti ve özellikle de yıllardır konuşulan deremiz de ıslah olmuş oldu aynı zamanda. Bu ıslah çalışması da 3 kilometre daha içeri daha giderek şehrin içerilerinde de daha nezih, daha temiz, güzel görünümlü bir dereyi yapmış olacağız. Doğrudur, iki ilçeyi bağlıyor. Özellikle burada tabii şehrin abisi Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan Bakanımıza ve Murat Kurum Bakanımıza ve DSİ yetkililerine de teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları, Akdeniz Belediyesi kombine çalışarak bu gördüğünüz güzelliği ortaya çıkarttı. Tabii özellikle bu bölgede bir AVM açılacağını, Kışla'da bir 5 yıldızlı otel olacağını, Aquapark'ta da farklı ticaret hanelerin olacağını iddialarıyla devamlı karşılaştık. Sonuç itibariyle konuşmalar olabilir, iddialar olabilir ama geldiğimiz noktaya bakalım. Final noktasında baktığımızda burada yaklaşık 30 dönümlük bir arazi, 30 dönümlük Kışla'da bir arazi, 80 dönümlükte Aquapark bölümünde bir araziyi insanların nefes alacağı bir alan haline getirdik. Bakın, bu akslarda bisikletinizi sürebilirsiniz, yürüyebilirsiniz, köpeğinizle yürüyüş yapabilirsiniz, torunlarınızı getirip şu alandaki çocuk parklarıyla birlikte çocuklarınızla, eşinizle birçok yer var. Mescidinden, kafeteryasından, yürüyüş yollarından yemyeşil bir alandasınız. Aquapark'a gelince aynı şekilde büyük yeşil alanlar, bir balık restoranı halkımıza açık olacak, büyük kafeteryalar var. Ayrıca Aquapark'ın bir özelliği daha var ki orada insanlar sıkıldılar, sıcakladılar, pisikleriyle geldiler veya yürüyerek geldiler veya koşarak geldiler. Soyunma kabinlerinde üstlerini değişecekler, denize girecekler, duşlarını alıp soyunma kabinlerinde yeniden normal elbiselerini giyip hayatlarına dönebilecekler. Yani inşallah bu yaz hep beraber Aquapark'ta denize de girebileceğiz. Üçü aslında birbirine bağlı ve şehrin en önemli bölgelerinde, denize hakim bölgelerinde bir yer olarak tüm Mersinlerin hizmetine Nisan ayının sonuna doğru inşallah açılmış olacak.